İşte bu deliller davanın seyrini değiştirecek. Aralık ayında Şanlıurfa Ceylanpınar'dan geldi acı haber. Eğer Umut Aslan'ın cep telefonuna kız arkadaşından gelen ayrılık mesajı sonrası cinnet geçirdiği, iki arkadaşına vurup canına kıydığı bilgisi verilmişti ailesine. Ortada şüpheli bir durum var, bir bit yeniği var. Bize gerçekler neyse onu açıklama yapsınlar. Aile hiç inanmadı. Soruşturma dosyasına göre de iki asker yakın mesafeden yapılan atışta ölmedi. Üç askerin de ellerinde barut izi bulundu. Ve olay yerinde üç askerin silahından çıkmayan bir kovana rastlandı. Başbakan'a kadar, işte Milli Savunma Bakanı'na kadar onların ağzından çıkan iddiaların bir kere direkt çöpe gittiği çok ortada. Bir de termal kamera görüntüleri var. Kaçakçı bir grup geliyor. Biri eksik, oradan ayrılıyorlar. Bir hendek var. Bu hendeğin içerisine saklandı. Saat 21.07 işte hayatını kaybeden askerler. Umut Aslan, Kadir Yıldız, Ramazan Yel nöbet tutacakları kulübeye geliyor. Askerlerin ifadesine göre sınırda saat 23'e kadar herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Ancak görüntüler bunun tam tersini anlatıyor. Çünkü saat 21.29'da Kobra bir anda hareketlendi. Oraya askerler geldi ve sadece 40. kule kontrol edildi. Ama askerlere göre her şey 23'te oldu. Belli ki bir sorun vardı ancak Kobra 41. kuleyi kontrol etmeden yerine geçti. Ta ki saat 23'e kadar. Saat 23'te Kobra'nın nöbet değişimi vardı. Askeri araç 41. kulenin önünden geçerken yerde yatan 3 askeri fark etti.